Ay, çok ağrımaya başladı ya. Aşkım üşütmüş olmayasın. Hep mini hep dekolte yani. Ay bilmem ki. Aa çok kötü batıyor. Oo. Hastaneye gidecek mi? Ay yok o kadar da değil canım. Ay, belki de yediğim bir şey dokundu. İşkembeye mi kaçtınız kız? Yine ondan olmuş olabilir ha. Ay, Tanrı verdi. Of çok kötü ağrıyor ya. Ay çok canım acıyor ya. Ay boncuk boncuk terliyorsun Fatoş. Ay midem de bulanıyor. Aşkım iyi misin? İyi değilim diyorum ya. Tamam Tanrı verdi. Sen git Aslı'ların evine. Onların evi eczan deposu gibidir. Muhakkak bir mide ilacı falan vardır. Kap getir. Tamam abi. Dayan aşkım dayan. Tamam. Bacım. Ay. Ya ocağına düştük. Ay ne oldu? Ya Cem abiler deyiz aşağıda. Fatoş fenalaştı. İlaç var mı sizde? Ne ilacı lazım? Vallahi işte orası burası ağrıyor. Ondan sonra midesi bana bir de terliyor. Anacığım ne olduğunu bilmeden ne ilacı ya? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Gel ben lan. Nereye? Anacığım yukarıda hazır doktor var. Yürü. He. Hazır doktor. Tanrı. Gene güreş tutak bu. Depesi delik makbul olmayaydı da başkası olaydı. Bütün mahalleye malama dolduyduk. Dua et kız yarım akıllı ne gördüğünü bilmiyor. El alemin evine anahtarla girersen daha neler görürsün. İyi akşamlar tekrar. Allah sen bilirsin. Selamünaleyküm. Doktor bey birinci katta acil durumda bir hasta var. Hele kızım kapıda da zil var. Çalsın eline mi yapışır? Doktor bey bir gelip baksanız. Ben ne anlarım ya? Doktor diye misiniz siz? Doktor, doktor. Profesör. Bir zahmet ya kız çok fena aşağıda. Kız mı? Hasta kadın. Beyaz. 40 yaşlarında. Mide bulantısı, terleme ve kasık bölgesinde ağır var. Gözlerine renk. Ha? Ya bir baksanız ne olur? Hadi ya. Hastamız bu. Abo. Ne oldu? Rengi biraz beyaz değil mi? Pamuk gibi. Ya sabahtan beri ağrısı var. Beti benzi attı. Bir baksanız şuna. Bakalım. Buyurun, buyurun. Soyunun, soyunun. Önce bir anlatsaydı doktor bey. Sen soymadan da anlarsın. Ya bari mintanını çıkarsın. Ne olacak ya? Nasıl mücadele edecek? Ay ama ağır kısım da şurada. O zaman her şeyini çıkar. Genel muayene yapacağım. Aa böyle olur mu canım? Böyle olmaz tabii. Siz çıkın mahrem. Hastayla doktoru baş başa bırakın. Ay siz de doktorusunuz. Aşkım profesörmüş. Evet profesör. Ay şuram çok kötü ağrıyor. Kazdır yavrum kazdır. Doktora gerek yok. Şey ateşi de var galiba. Ben onun ateşini söndürürüm evvelallah. Doktor bey, ya bu arada benim kalçamda böyle sivilcenin biraz büyüğü, böyle bir şey çıktı. Birkaç günden beri ağrı yapıyor. Ona da bir bakabilir misiniz acaba? Pürçüktür o. Yok, bakmayız kardeş. Nasıl yani? Cem, senin cilt doktoruna gitmen lazım. Şimdi ne alakası var? Kızım, hele deyiver bakayım. Neren ağrıyor? Şurada sağ kasım felaket. Bir de midem bulanıyor. Yat bakalım şöyle uzan. Şöyle. Uzan da bir bakalım. Ay. Nefesini tut. Rahat bırak kendini. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Tut nefesini. Tut. Kalbini ye. Buran ağrıyor mu buran? Ay göğsümde bir şey yok. İyi. İyi değil. Bomba bomba. Bir daha tut bakalım nefesini. Buraya vuruyor mu ağrı? Doktor! Buyurun. Ay, Allah! Sen bilirsin. Böyle iş olmaz. Doktor benim doktorum bana geldi. Oldu olacak. Apartmanda her daireyi teker teker dolanak. Her keşe bedavaya check-up yaptırak. Vallahi şekerim çıktı. Dıhandım ha. Ay tamam, tamam istemiyorum. Zaten uzandım biraz hafifledi ağrım. Tamam tamam gerek yok ya gerek yok. Biz yarın hastaneye gideriz Fatoş. Bir dakika ya.
Doktor bey, acil bir şey falan olabilir mi? Apandisit gibi. Yok ya. Taş gibi, iyi, iyi. İlaç falan? Aşkeli, acılı bir şey yemezsin. Bak, ben sana demiştim sindirim sistemiyle alakalı bir şey diye. Bilmem ki. Yürü, haydi doktor, haydi yürü. Ne güzel mavra yapıyorduk ya. Ya iyi bir doktor muydu acaba? Niye? Şive olunca otomatikman kır oluyor değil mi? Adam profesörmüş, bırakın ben yargıları ya. Ay çocuklar, benim hala ağrım var. Ya aşkım, tatlım. Ekşi acı yedin, mideyi bağırsağı yaktın herhalde, ondan doktor dedi yani. Vallahi bak. Cıvır karıyı görünce gözleri pırtladı hırpon. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Yani ayıp olacak. Kadasını aldım, doktor değil miyim ben ya? Ben senin bu pişkinliğinden baş edemem. Defol git, git. Yeter bu kavurmalardan, yalama oldu be. Git gel gel, git git gel gel git. Boyu devrilesince doktormuş, zotterik doktor. Her yerleri gülledi karının. Lan ben mi dedim doktorum diye, sen demedin mi? Cibilliyetsiz, soyhası batasıca. Soğurdanma, soğurdanma. Kıskanç, seven kıskanır, ne olacak ya? Tanrıverdi! Şşşt! Ay! Ne haber oğlum ya? Sen uyumuyor muydun abi? Oğlum, kayınpederle espriler, şakalar bir görsen gırla. Herif bana aşık lan. İyi, iyi maşallah. Yok diyorum, ben gideceğim. Kal kal diye, azıcık daha kal böyle yanağımdan öpmeler falan. Oldu, iyi geceler. Tanrıverdi. Efendim abi. Damat bohçasının içeriği nedir lan? Damat bohçasının içeriği. Gece saat 2'de. Herhangi bir saati ne fark eder? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ben biliyorum. Bu şey... damat bohçası, şimdi ona damat bavulu diyorlar. Düğünden önce kızın ailesinden damada hediye olarak geliyor. Çok güzel. İpek pijama takımı, terlik, kilot, slip kilot. Of, buranın bir kendi evine giyersen benim açımdan hiçbir sorun yok, tamam mı? Devam Hadi. Ediyorum. Havlu, kemer, saat, cüzdan. Bunun gibi şeyler oluyor yani. Güle güle kullan abi. Saat ne acaba? 2. Oğlum markasını soruyorum hayvan. Ya oğlum delirtiyorsun ha. Pijamalar özellik midir acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ay çok heyecanlandım ya. Ev terlikleri krokodil midir acaba? Abicim ya, Allah Allah. Kim arıyor lan bu saatte? Ayıp ya. Bu saatte kim arıyor ya? Sus lan. Böyle iş olur mu oğlum ya? Uyku denen bir şey var. Alo Fatoş. Aşkım doktor bir şey yok dedi ya. Ya acıdan ekşide... Alo? Fatoş? Ay! Ölüyorum! Ne? Ha,
olamaz. Doktor azıcık demişti. Ay sus be! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.